Herkese merhaba. Bugün hepimizin severek izlediği Oktay Kaynarca ile birlikte Ben Bıçağına Sığmazam sahnelerini birlikte izleyeceğiz. Hadi gidelim. Merhabalar, hoş geldiniz. ATV'nin sosyal medya ekibi haftanın tek tatil gününde evime çöküp beni taciz ederek bildiğiniz karşıma da bilgisayarı koyup en çok izlenen sahnelerle ilgili benden yorum almak üzere bir program düzenlemişler. Yapacak bir şey yok. Kapıdan gelmişler. Kapıdan kovmak da olmaz. Mecbur artık buyurun dedik. Kendilerine çay kahve ikram ettik. Ve şimdi programdaki içerik olarak dizimizin en çok izlenen sahnelerini yorumlayacağız hep birlikte bakalım. Bakalım hangisiymiş önce. Bir şey bulabildin mi? Sakın bir delilik yapmaya kalkma. Söz veriyorum ben yarına kadar bulacağım şunu. Gerekli cezaları da vereceğim. Sen sakın ortaya çıkma. Yoksa İstanbul karışacak. İstanbul benim Lokman Bey. Bu şehir bana emanet. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan zamanı geldiğinde emaneti sahibine teslim etsin. Ve bu hususta Allah'tan korksun. Bakara suresi Lokman Bey. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü ihanet ettiği şeyin günahı boynunda gelir. Ali İmran suresi Lokman Bey. Vakit emaneti ehline teslim etme vaktidir. Tüm İstanbul'a haber sal. Yokluğunda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü. Çok izlenen sahnelerden biri buymuş. Birinci bölümün gerçekten bütün özetini, yani bundan sonra olacakları aşağı yukarı anlatan bir sahneydi bu. Güzel de yorumlanmış, güzel de çekilmiş. Bizim de çok heyecanımızın doğrukta olduğu ve her dönem bu heyecanı taşıyalım dediğimiz bir sahneydi. Ne kadar geçmiş üzerinden ya, vay be. Kaç bölüm oldu? Dün gibi hatırlıyorum sahneyi. Evet, güzel bir sahneydi. Aşağı yukarı biraz evvel söylediğim üzere dizinin bundan sonraki seyrini anlatabilecek bir şey, bir sahne olarak planlanmıştı. Atmosferi de yüksek. Benim de hoşuma giden sahnelerden bir tanesi. Çok zor bir sahne bu. Hakikaten bizim de çok kilitlendiğimiz bir sahneydi. Üzerinde uzun uzun konuştuğumuz, uzun uzun ya bunu nasıl çekeceğiz, bu atmosferi nasıl oluşturacağız, o duyguyu nasıl geçireceğiz diye çok üzerinde uzun uzun düşündüğümüz bir sahneydi. Ama müthiş bir performans vardı. Ebru'nun, Mina'nın, diğer oyuncu arkadaşlarımın, Işıl Hanım'ın gerçekten çok önemli performansları var bu sahnede. Çekerken de çok keyifle çektik. Böyle bir oyuncu iştahıyla çektik. Yaşasın dedik bittiğinde. Ama gerçekten tekrar tekrar seyredildiğinde de bir oyuncu emeğinin olduğu ortaya çıkıyor. Benim çok sevdiğim sahnelerden de bir tanesidir. Temur Turan. 1972. Buhara, Özbekistan. Anlamadım, bu bir soru mu? Evet. Buharalı olmam nasıl bir soru? Hayır, sorulara doğru cevap vermek adına bu kadar ayrıntıya giriyorum, kusura bakmayın. Mesela Kültekin'den İbn Sina'ya, Biruni'den İmam Buhari'ye, Harezmi'den Ali Kuşçu'ya hepsi Buharalıdır. Yani bunda şaşıracak ne var? Evet, Cezayir'in İstanbul'a geldikten yani, sonraki sorgulama sahnesidir bu. Çünkü konuştukça aynı şeyleri tekrarlamış oluyorsun ama dinleyince birçok şey. Çok soğukkanlı bir adam ve her şeye çok doğru cevapları var. Herkesi ters köşeye yatırmak da çok donanımlı bir adam. O sahnelerden bir tanesi. Yani çok soğukkanlı ve durumu çok iyi yönetebiliyor. Bütün soğukkanlılığıyla çözebiliyor her şeyi. Bunların hepsinin ipucunu vermek adına da yazılmış ve çekilmiş bir sahnedir. Temperamanı, oyunculuk temperamanı, müziği, rejisi, ellerine sağlık herkesin, çok iyi yapılmış sahnelerden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Anlaşıldı.
dışarıda bekleyen arkadaşları da iletiyoruz. Peki müdürüm. O zaman ben izninizle, müsaadenizi rica edeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, burası Özbekistan ve 50 derecede çekim yaptığımız sahnelerden bir tanesi. Bazı arkadaşlarımız bayağı sıcaktan dayanamayıp bayılmışlardı sette. Ama 50 derecede bütün ekip bayağı bildiğiniz çok zor şartlarda çekilmiş bir sahne. Ama bizim de tüylerimizi diken diken eden ve aslında dizinin temelini oluşturan, bu meselenin aslında biraz özüne ulaşmaya çalışan sahnelerden bir tanesi. Özellikle bu sahneyi çok değerli buluyorum. Çünkü çok net bir şekilde savunuyorum ve söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyetlerin bir aradaki gücü, bir araya gelme potansiyeli, birbirlerine destek verme şekli dünyadaki bütün dengelerin hepsini değiştirebilir. O yüzden de çok sevdiğim bir sahne. Eminim seyredenler, benim gibi düşünenler de ne demek istediğimizi burada biraz anlamışlardır. Şu anda karşında Temur Turan olarak değil, Cezayir Türk olarak oturuyordum. Ölü bir adam olarak değil, yaşayan bir adam olarak konuşuyorduk. Size gelince Lokman Bey, emekli edilmeniz için elimden geleni... Hep birinci bölümden seçmişsiniz sahneleri ya. Hep birinci bölümden seçilen sahneler olduğu için şimdi tabii geçmişe dönüp böyle benim içimde nostalji oldu neredeyse bunları seyretmek. Siz ikiniz kalın. O heyecanımız, ilk heyecanımız, eyvah ne olacak, ne yapacağız, bu yayına çıkacak, hep birlikte seyredeceğiz. Telaşı şimdi gözümüzün önünde. Biraz evvel niye döndün? Zaten seni öldürmeyecek. Bu da istihbarat yani. Sahnelerinden bir tanesi. İstihbaratın Cezayir'i alıp... Benim adım Cezayir Türk. Ortaya çıkardığı ve ölmediğini ortaya çıkardığı sahne. Ölecekse tahtında ölmelidir. Yani maceranın başladığı, macera başlıyor dediğimiz sahnelerden bir tanesi. Bu arada Ragıp da çok temperamanını yükseltti bu sahnede. Hatta sahnenin arkasından birbirimizi kutlamıştık. Çok güzel oynadın ya diye. Ragıp'ın çok beğendiğim performanslarından bir tanesi bu sahne. Herkes sofrada, bu kim lan? Aç yüzünü, aç! Kalk! Aç yüzünü dedim, aç! Kimsin sen? Kalk ayağa! Aç yüzünü dedim. Selamun kavlen. Reis? Reis, kurban olayım, ne yapıyorsun? Oraya yatılır mı ya? Ne oluyor lan? Çekerken de çok güldüğümüz bir sahne. Ne bağırıp duruyorsun tepemde? Adam çok kuvvetli, çok güçlü. Yani... Sakın lan, sakın. Başına gelmeyen şey sakın kalmamış ve hepsiyle başa çıkmayı becermiş bir adam ama... o kadar çok evi var, o kadar çok mekanı var. Mecbur gidip... Bahçede uyuduğu bir sahne. Çok gülmüştük. Benim sevdiğim sahnelerden bir tanesi yine. Babam dediğinde gözlerini doldurdu. Ben motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Bir motosiklet sahnesi yazılınca da çok hoşuma gitti. Özellikle bir baba kız sahnesi olması da çok önemli bir şey kattı buraya. Ve bu şiiri de oturup o yüzden yazmıştım. Sabırsızlandığı bir kız olmalı. Herkes de bilir, böyle bir kız çocuğu özlemim çok yüksektir benim. Onu düşünerek yazdığım bir sahneydi. Şiiri de o duyguyla yazmıştım. Montajlandıktan sonra da seyredince çok hoşumuza gitti. Çok gelip dokunmuştu bize. Demek ki çok seyredilir olması da doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Bizimle birlikte herkese dokunmuş demek ki sahne. Mutlu olması için ölebileceği bir kız olmalı. Ölmemek için direneceği, ölürken elini tutan... Şükürler olsun diyebileceği bir kız olmalı bir adamın arkadaşı. Evet. Evet, bizim de çok sevdiğimiz sahneleri seyircilerimizin de bu kadar sıklıkla paylaşıyor olması demek ki doğru bir şey yaptığımıza işaret. Doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. O yüzden de çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere, bizi takip edenlere. Son olarak söyleyeceğimiz tek şey şu, bizi izlemeye devam edin.